Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Benimle birlikte birçok insan doğal saç boyama yapıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bugün bu videoda size doğal saç boyama ile ilgili bilmediğiniz, aklınıza takılan ve bana yorumlarda en çok sorduğunuz soruları, konuları aydınlatmaya çalışacağım. Size bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle en çok sizi rahatsız eden konulardan birisi, özellikle saçlarında beyazları çok olanlar için diplerin açık, uçların koyu olması. Bunu aslında kapatmak çok kolay, biraz sabır istiyor. Nasıl yapabilirsiniz? Bakın benim saçlarımda böyle dipten uca her boyamada çok güzel renk uyumu oluyor. Diplerle uçlar aynı renkte. Diplerle uçların aynı renkte olması için dip boya yapabilirsiniz. Saçlarınız uzamadan, dipten beyazlar gelmeden önce ayarlayıp dip boyanızı yapabilirsiniz. Ben kendi saçımın uzama şekline göre haftada bir dip boya, ayda bir kez de tam boya yapıyorum. Aynı renkte yaptığım zaman bu şekilde uyguluyorum. Bir de ben cesurca her renk boyuyorum. Siz de boyayın, her rengi deneyin. Benim kanalımda birçok renk çeşidi var. Her renk var, yapabilirsiniz. Benim saçlarımda beyaz yok denecek kadar az. Doğal saç boyama zaten saç beyazlamasını azaltır ve durdurur. Zamanla siz de düzenli yaptığınız zaman saç beyazlamanız azalacak. Ne kadar süre diye soranlar var. Mesela bir yıl doğal ve düzenli doğal saç boyama yapanların saçlarında beyazları oldukça azalacak ve beyazlama duracak. Doğal saç boyama saç dökülmesini birkaç uygulamada hızlıca durdurur. Dökülen saçların yerine yeni saçların gelmesi de çok hızlı olur. Bir aya kalmaz, bir ayda 4-5 boyama yapanın saçlarında saç yoğunluğu artar. Saçlarında beyazları çok olanlar saça koyu renk veren malzemeleri biraz daha fazla koyabilirler. Saçlarında beyazları çok olanlar doğal saç boyasını çok sulu hazırlamasınlar. Çünkü diplerden hızlıca boya aşağıya doğru akar, uçlar koyu boyanır, dipler açık kalır. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Saçınıza boyayı sürdükten sonra, kapattıktan sonra poşeti geçirip tülbenti bağladıktan hemen sonra boyanız akmaya başlıyorsa sıvı hazırlamışsınız demektir. Biraz koyu hazırlayabilirsiniz. Her renk beyaz saçtan iyidir. Sabırla devam edin. Sonuç inanın çok güzel olacak. İyi ki yapmışım diyeceksiniz. İkinci sorun da saçlarda aşırı kaşıntı olması. Şimdi bakın bu cevizin kurutulmuş yeşil kabuğu. Doğal saç boyalarımda cevizin kurutulmuş yeşil kabuğunu, karanfili, soğan kabuğunu, sarımsak kabuğunu, tarçın, kahve gibi. Hatta baharatlar, isot bile koyuyorum. Isot, kırmızı pul biber, çay suyu, demli çay, kahveler, her türlü kahveyi kullanıyorum. Bunların hepsi saçlarda kan dolaşımını saç köklerinde hızlandırır. Saçlı derinizde kan dolaşımı hızlanınca saç kökleri beslenir ve saç kökleriniz beslendiği için de biz bunu kaşıntı olarak hissediyoruz. Yeni saçlar çıkmaya başlıyor. Yeni saçların çıkması için saç kökleri uyarılmış oluyor. O yüzden de çok şiddetli kaşıntı olabilir. Bakın patlıcan kabuğu, elma kabuğu her şeyi kullanıyorum. Bunların hepsi doğal. Bunların hiçbirisi saçınıza zarar vermez. Saçınızı yakmaz. Korkmayın. Benim de saçlarım çok kaşınıyor. Şimdi ben bugünlerde biliyorsunuz videolarını da yayınladım. Saçlarımı kızıl, mürdüm kızılına boyadım. Kızıl renkli doğal saç boyam. Doğal saç boyasını 1-2 gün arayla yaptığım için saçlarım müthiş kaşınıyor. O yüzden de lütfen saçlarım kaşındı diye panik olup doğal saç boyamayı bırakmayın. Devam edin. Çünkü kan dolaşımı hızlandı. Yeni saçlar geliyor demektir. Yeni saçlarınızı koruyun. 1-2 boyamada bazen saçınızdayken saçınıza sürdüğünüz anda çok şiddetli kaşınabilir. Özellikle tarçınlı ve mayalı
Doğal saç boyalarında bunu yaşayabilirsiniz. Bu çok normal. Bakın tarçını ne kadar çok kullanıyorum. Eğer yansaydı benim saçlarım yanardı. Benim saçlarıma kullandığım tarçın herhalde hiç kimse kullanmamıştır. Tarçın saç köklerinde kan dolaşımını artırarak yeni saçların gelmesini hızlandırır, saç dökülmesini de durdurur. Tarçını kaşık kaşık yiyenler var. Her gün kaşık kaşık tarçın yiyenler. Yoğurdun üstüne tarçın dökerek yiyenler. Bu çok tehlikeli. Tarçını aşırı tüketmekten kaçının, aşırı yemekten kaçının. Çünkü tarçın karaciğerinizi yorabilir. Karaciğerinizde harabiyet yapabilir. Ama saçınıza sürmekle hiçbir şey olmaz. Çünkü saçlı deriden emilimi oldukça azdır. Tarçınlı, isotlu tariflerimi yapanların saçlarındayken kaşıntı başlayabilir. O zaman isterlerse saçlarını yıkayabilirler. Saçlı deriye baksınlar. Saçlarında kızarıklık, sivilce yoksa saç dipleri, saç hücreleri uyanmıştır. Kan dolaşımını tarçın artırdığı için kaşıntı ondan olmuştur. Zaten 3-5 gün sonra da küçük yeni saçlar gelmeye başlar. Tarçın gerçekten müthiş bir saç çıkarıcıdır. Ben tarçını çok kullanıyorum. Doğal saç boyalarımda çok az kullanıyorum. 50 gram, 100 gram, en fazla 200 gram kullanıyorum. Doğal Hindistan kınası ya da İran kınası kullanıyorum. Doğal olanlarını tercih ediyorum. İçerisinde boya olan kınaları kullanmıyorum. Kına da saç kaşıntısı yapar. Kınayı da kullanırken dikkat edin. Eğer alerjiniz yoksa yine saç diplerinde dolaşım arttığı için o yüzden kaşıntı olmuştur. Erkek kardeşlerim de izliyorlar. Onlar da doğal saç boyama yapıyorlar. Onlar tarçınlı ve kınalı tarifleri uygulamasınlar. Çünkü saç rengini de değiştirir. Hani saç rengini değiştirdiği için onlara uygun değildir diyorum. Bana soruyorlar. Bana da sorsunlar yapmadan önce. Ben onlara saç rengini değiştireceği için çok önermiyorum. Mayalı tariflerim var. Mayayı çok kullanıyorum ben. Maya değdiği yerde saç çıkarır. Mayalı tarifleri yapabilirsiniz. Özellikle saç yoğunluğunu artırmak isteyenler ayda bir kez, ayda iki kez mayalı tarifleri yapabilirler. Tarçınlı tarifleri de ayda bir kez, ayda iki kez yine yapabilirsiniz. Çünkü kan dolaşımını çok artırdığı için o kadar yeterli. Her tarife tarçın ya da maya koymanız gerekmiyor. Aşırı saç kaşıntısı olduğunda saçlarınızı kaşımayın. Yeni saçlarınıza zarar vermeyin. Saç kaşıntısını hafifletmek için naneli saç bakımı var benim. Videom var. Onu izleyerek saçlarınıza nane suyu ile saç bakımı yapabilirsiniz. O çok ferahlatır. Kaşıntıyı hafifletir. Zamanla alışıyor insan. Ben alışıyorum. Kaşımıyorum saçlarımı. Çok mutlu oluyorum tam tersine. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hamileler, kemoterapi tedavisi alanlar, alerjisi olanlar, saç kıran, kellik tedavisi olanlar, kronik deri hastalığı olanlar ve uzun süre aynı ilacı kullananlar, ilaç tedavisi olanlar doktorlarına danışmadan doğal saç boyama yapmasınlar. Ben onlara önermiyorum. Video çok uzun olmasın diye de burada bitirmek istiyorum. Doğal saç boyası hakkında bana sorduğunuz diğer sorularınıza da başka videolarda yine bilgiler vermeye çalışacağım. Işıl ışıl ipek gibi saçlarınız olsun. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket içinde olun. Hoşça kalın.